Bu videoda molekülleri göstermek için kullandığımız formüllerden bahsedeceğiz. Genellikle ilk olarak bileşenin adını veriyoruz. Örneğin benzen molekülüne bakalım. İlk molekülümüzün adı benzen. Benzen adı molekülün yapısı hakkında bize çok az bilgi veriyor. Ama daha fazla bilgi edinebileceğimiz başka gösterimlerimiz de var. Şimdi bu molekülü oluşturan elementler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. Bu durumda da basit formülüne bakmamız yararlı olur. Basit formül. Basit formüle ampirik formül de denebilir. Ampirik ne demek diye sorabilirsiniz. Sorun. Hı, hm, ampirik. Genel olarak bu formül için gözlemlerle ya da deneylerle elde edilen sonuçlar diyebiliriz. Yapmış olduğum gözlem ve basit deneylerle şu basit sonuçlara, verilere ulaştım diyebilirsiniz. Evet, bu formüle ampirik ya da basit formül dememizin nedeni çok eskiden kimyacılar sadece tek bir molekül yakından incelemiyorlardı. Ancak yaptıkları çalışmalarla ve deneylerle bir moleküldeki elementlerin oranını belirleyebiliyorlardı. Bu formül yani basit formül bize bir moleküldeki elementlerin birleşme oranını veriyor. Bir moleküldeki elementlerin birleşme oranını. Benzenin basit formülü CH Yani her bir hidrojen atomuna karşılık bir karbon atomu geliyor. Tamam. Şimdi benzen molekülünde her bir karbon atomuna karşılık bir hidrojen atomu ya da her bir hidrojen atomuna karşılık bir karbon atomu olduğunu biliyoruz. Peki. Bir benzen molekülünde bu atomların her birinden gerçekte kaç tane bulunuyor? Bu sorunun yanıtı bizi molekül formülüne götürüyor molekül formülü. Benzenin molekül formülü basit formülünden daha fazla bilgi veriyor. Her bir benzen molekülü 6 karbon atomu ve 6 hidrojen atomu. Her bir benzen molekülü 6 karbon ve 6 hidrojen atomu içeriyor. Oran hala birebir. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Molekül formülünden basit formülü belirlemek oldukça kolay. 6'ya 6, 6 1'e 1 demek. 6'ya 6, 6 1'e 1 demek değil mi? oran hep aynı. Mesela buraya C1, H1 de yazabilirdik. Her bir karbon atomu için bir tane hidrojen atomumuz var. Ama dikkat edelim, bir tane benzen molekülünde 6 karbon ve 6 hidrojen atomu bulunuyor. Oranları yine birebir. Ama aslında bu formüller de sizi tatmin etmemiş olabilir bu 6 karbon ve 6 hidrojen atomunun nasıl bağlandıklarını merak ediyor olabilirsiniz. Hey bunlar nasıl bağlanıyorlar? Ve daha fazla bilgi edinmek de isteyebilirsiniz. Bu durumda da yapı formülüne bakmalıyız. Yapı formülü. Bu formül bize benzen molekülün yapısı hakkında bilgi veriyor. Benzen molekülün yapısını şöyle çizebiliriz. Her köşesinde bir karbon atomu olan bir altıgen. 1 2 3 dört, 5 ve 6 karbon. Her bir karbon atomuna da bir hidrojen atomu bağlı. Çizim her bir çizgi bir bağ, bir kovalent bağ belirtiyor. Daha önceki videolarda bundan daha detaylı bahsetmiştik. Bunlar ortak kullanılan elektronları belirtiyor. İki karbon atomunu ya da karbon ve hidrojen atomlarını bir yerde tutan bağları belirtiyor. Çizmeye devam edeceğim. Bu hidrojeni görmek biraz zor olacak. Bir daha çizelim. Hatta bunu biraz aşağı çizeyim. Bir hidrojen de burada var. Bu yapı formülünün gösterimlerinden sadece biri. Organik kimyada yapı formülleri için başka bir gösterim daha var. Benzen için şöyle bir gösterimde denk gelmiş olabilirsiniz. Bir altıgen. Altıgenin her köşesi bir tane karbon atomunu belirtiyor. Karbon kararlı haldeyken 4 bağ yapabildiği için 1, 2, 3, bu karbonların her birine bağlı birer hidrojen olduğunda bu şekilde anlıyoruz. Çünkü burada dördüncü bağı görmüyoruz ama onun hidrojen olduğunu biliyoruz. Organik kimyacılar bu konuda anlaşmaya varmışlar ve bunu bu şekilde kabul etmişler. Pekala. Tekrar ediyorum bu organik kimyada kullanılan bir gösterim. Yapı formülünün farklı gösterimleri de var ama biz genelde bizim ilk çizdiğimiz gibi kullanıyoruz. Dikkat ettiyseniz basit formülden molekül formülüne, molekül formülünden açık formüle gittikçe bileşik hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz. Bir şeyi daha açıklamak istiyorum. Bir molekülün basit formülü ve molekül formülü her zaman farklı olmayabilir. Bazı moleküllerde atomların oranı gerçek molekül yapısında bulunan miktarlarla aynı olabilir. Mesela su molekülüne bir bakalım. Su molekülünde her iki hidrojen atomuna karşılık hidrojenleri daha önce de maviyle göstermiştik. Yine maviyle yazalım. Her iki hidrojen atomuna bir oksijen atomu karşılık geliyor. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu basit formül oldu. Bir tane su molekülünde de her iki hidrojen atomuna karşılık bir oksijen atomu bulunuyor. Yani molekül formülü de aynısı. Şimdi de yapı formülüne bakalım. Hidrojenin yapı formülünü muhtemelen daha önce görmüşsünüzdür. Su molekülündeki her bir oksijen atomu iki tane hidrojen atomuna bağlı olarak bulunuyor. Evet, bu videoda bir molekülü göstermek için kullanılan farklı formül türleri hakkında konuşmuş olduk.